Devam ediyoruz. Buyurunuz. Şimdi daha önce sahte doktoru duyduk. Evet. Cerrah filan falan. Sahte avukatı duyduk. Sahte işte spiker falan duyduk hepsini. Gördük ettik. Sahte dansöz vardı. Sahte spikerden bir yenisi daha eklendi. Alttan şey mi açmış? Evet. Yapay zeka. Şimdi bir de sahte hemşire vakası çıktı. Ordu'da Ünye'de. Tamam. Bu seferki olay biraz daha farklı. Mayıs ayında evleniyorlar. Diyor ki eşine, ben eskiden 112 acil serviste çalışırdım. Şimdi ne oldum? İstifa ya da işte öyle bir şey, atama bekliyorum falan filan gibilerinden. Her gün çıkıyor evinden. Beyciğim öperim deyip yumurtalarını veriyor vesaire, böyle kahvaltıyı hazırlıyorlar, karşılıklı gidiyorlar. Ondan sonra hastaneye gidiyor. Ne? İşe gidiyor yani. İşe gidiyor. Hastaneye gidiyor yani. Ha. Galiba Ünye'de devletin bir hastanesi, her neyse. Peki ama. Ve evet. Ama işi yok. Aslında. Yani görünen o. Ya söylenen ya da iddia edilen o. Belki de bilmiyoruz. Sahte üniformayı giyiyor. Sahte kimlikle. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Adıyla da uyuşmuyor. Uyuşmuyor. Mesela senin adın Ebru Akel. Misal varsayalım. Olamaz ama. Benim adım da Murat Güloğlu. Sen benim kimliğinle şöyle dolaşıyorsun. Ha. Kantinde oturuyorsun. Diyor ki acil servis sorumlusu, hayırdır? Kimsin sen? Murat Hanım diyor mesela. Senin kimliğinde görünce, yok ben Murat değilim deyince ortaya çıkıyor. Ha. Allah'tan şeye karışmamış değil mi? Yani üzerinde hemşire önlüğü, yakasında bir isim kendinin olmayan. Hastane koridorlarında dolaşıyor, oturup kantinde böyle bekliyor. Evet. Yani mesaisinin bitimine kadar. Ancak sohbet ettiği hastane personeline hemşire olduğunu da söylüyor. Fakat değil. Ama herhangi bir müdahaleye de girmiyor. Yani burada sınırını da biliyor bir taraf. Yani aslında bilmiyorum, tam olarak o bakılsa edilse belki, ay yeni görüntüler çıktı. Hanımefendi de şu an işte mide ameliyatına girmiş, hay Allah falan da diyebilirler yani. Hmm. Bu hani iddialar bu yönde. Hı? Ne dediniz Doğanay? Tamam işte güvenlik kameraları incelenmiş de. Hepsi mi incelenmiş yani baktığın zaman? Belki hastane gördü böyle bir şeyi, ortaya çıkmasın diye, tamam böyle bir şey durum yok diyebilir. Çünkü işte gördük. Evet. Mutlaka, fakat şimdi kendini beni hemşiresin bir ya. Yerimize koyalım. Yani mesela bir hastanede ve birine bir şey sormak istediğinde, orada sen hemşire evet, ya da doktor önlüğüyle gördüğün birine bir şey sorarsın. Şuraya nereden giderim? Bu konuda bana yardımcı ol. Acil bir şey var, gelir misiniz? Hatta ya ilk gördüğün hemşire oluyor, ona soruyorsun tabii yani. Sorarsın. Bak bir de Ebru, esas hadiselerden bir tanesi. 112 acil personel mevzu özellikle hani şeyde çıkıyor ya, tesadüfen çıkıyor ya bu tür olaylar. Hı-hı. Bir de. Hı-hı. Hani mesela tesadüfen çıkmasa atıyorum aylarca, belki yıllarca devam edecek. Hadi evet, hanım bey ben gidiyorum vesaire diye. Acil servis altında sorumlusunun dikkatini çekiyor. Nerede evet, dikkatini çekiyor? Acil servis demek ki acilde. Tabii. Yani sen hani aldın yavruyu, aldın anneyi, babayı vesaire, böyle acil acil gittin, ah şuram evet, kanıyor diyor. Direkt onu görüyorsun. Aa, fena bir durum değil fena mi? Fena bir durum. Ya bunun fena hiçbir durum, şekilde iler tutar yanı yok. Neylersin ki çember daralmakta der şair. Şimdi 10 günü aşkın süredir bu hastane koridorlarında olan kişiyi biraz geç fark etmişler. Onların bir ekip başı, şefi vesaire vardır diye düşünüyorum. Çözüme ulaşsın ama ben altında bunun başka bir art niyet, başka bir problem mi var? Acaba evden bir an önce uzaklaşmak için mi bunu yapıyor diye soruyorum. Ya bana ne, o benim neyse, gerçekten evinde yaşadığı falan filan, hani şiddete dönmedikçe çok da umurumda doğru, değil. Ama ben buraya, o ne olursa olsun bir yalan ve ne olursa olsun bir hastaneden bahsediyoruz. Bir markete gidip de senin yaka anladın mı, yaka kartını takıp da bana oradan deterjan şu bu falan filan vermiyor. Bana direkt müdahale edebilecek bir pozisyonda bu. Evet. Olmaz. Anladım. O yüzden tamam, sevgili hastane yönetimi, sevgili bakan, hastanemiz devreye girecektir diye düşünüyoruz. Bu haber de takip ediliyor olacak. Hatta tarafımız, bu hastanenin rehabilitasyon servisi ya da psikiyatri servisi varsa orada da bir müddet yatsın bu arkadaş. Hı, peki. Harika. Reçeteyi verdi Murat Güloğlu. Daha ne yapayım? Devam ediyoruz. Daha İyi insanlar var Murat'cığım hayatta. Aa.